Öncelikle altı çizilmesi gereken şey, hiç farkında olmadan, neredeyse Cumhuriyet'le beraber devam eden bir süreç bu ama biz herhalde görmemek için bir çabanın içindeyiz. Çünkü 1924 Anayasası'yla inşa edilen yeni Türkiye Cumhuriyeti, Türk ve İslam ayaklar üzerine oturtuldu. Yani her ne kadar Cumhuriyet geldi, işte hilafet bitti, işte padişahlık, krallık bitti dense de aslında yaşanan şu, onun yerine ikame ettiği ve bütün farklılıkların ortadan kalktığı bir coğrafyada biz yeniden tamamen bitmişliği, yani bitirilmeyi yaşadık. Yaşadığımız şey bu. Bugün dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler her seferinde işte bu ülkenin %99,5'u Müslümandır lafı bile başlı başına inkarın kendisidir. Yani bu ülkede yaşayan diğer farklılıkları, azınlıkları, inançları, milyonlarla ifade edilen inançları yok saymak aslında gerçeği bu şekilde gizleyerek memleketin %99,5'u Müslüman dediği zaman diğerleri yoktur, olmamalıdır yahut da bitirilmelidir noktasındadır. Yapılan şey bu aslında. Bugün yaşadığımız şey sadece yeni bir çalışma yahut da yeni bir gelişme değil. 90'lı yıllarda Fethullah Dersim'e girdiğinde önce kurbanları gönderdi. Ondan sonra okullarını açtı, sonra dershanelerini açtı. Maalesef o coğrafyada yaşayan insanlarımız, biraz maddi imkanı olanlar da öğrencilerin, çocuklarını oraya gönderdiler. Bildikleri halde gönderdiler. Çünkü orada özel bir iyi bir eğitim alacağını, işte bir iyi bir gelecek sağlayacağını düşünerek böyle bir tercih yaptılar denir mi bilmiyorum ama aslında bu kendisinden bir vazgeçme halidir. Şimdi eğer siz kendinizden vazgeçtiğinizde ortada kalırsınız. Ortada kaldığınız zaman da ne bir inanç aidiyetiniz, ne bir kimlik aidiyetiniz, size ait olan her şeyden vazgeçme halidir bu aslında. Aynı zamanda hiç Müslümanlıkla yakına ilişkisi olmayan farklı inançlar ve halkların çocuklarını zorunlu din dersi getirerek bu işi ta başından beri çocuklarını o genç dimağına sokarak onların kendi kimliklerinden ve inançlarından koparma projesi hala devam ediyor. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda bugün dersimde yaşanan tarikatlarla ilgili çalışmalar hala devam ediyor. Çocukların, kızların, erkeklerin yahut da ailelerin zihin dünyasına, inanç dünyasına müdahale ederek onları Türk ve İslam dünyasına çekmek, onları kendi kimliklerinden vazgeçirme halidir. Şimdi dünyanın her yerinde üniversite vardır. Dersinde de bir üniversite var, Muzur Üniversitesi. Bütün kadrosu tamamen Elazığ kökenli, İslamcı ve Türkçü olanların idame ettirildiği, yerleştirildiği ve orada da bütün alışverişinden, ticaretinden, öğrencinin kaydından bütün noktalara kadar tamamen kendi kurumlarını oluşturma. Aynı zamanda neredeyse homojen bir yapıya sahip olan dersin merkezi de dışarıdan taşıdıkları ve ikame ettirdikleri ticari alanlarla böyle de bir aburkanın yaşandığı bir gerçek. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuzda yapılmak istenen şey gayet net ve açık. Alevi, Kızılbaş ve Kürt olan Dersim'i yani soykırımla bitiremedik. Nedir? İçeriden çökertmektir. Bütün bu çabaların hepsi bir bütün olarak resmen Alevi, Kızılbaş ve Kürt olan Dersim'in ortadan kaldırılması için her yol bir bahtır. Bunun en güzel, en iyi yapacak olan herkes de bu savaşın yahut da bu kazanımının bir parçasıdır. Ve devletin aklıyla, idaresiyle, sevk ve desteğiyle yapılan bir şey. Bütün bunları bilen bir noktada baktığımızda hedeflenen inancımız, kültürümüz, dilimiz,
hafızamız silinerek bizi biz olmaktan çıkaran bir çabanın olduğunu biliyoruz. Elbette bugün Fethullah'tan sonra revaçta olan, hatta Türkiye'de cinsel tacizin, erkek çocukların cinsel tacizle gündeme düşen bir Ensar Vakfı'nın bile orada kendine yer bulması, yahut da Menzil Tarikatı'nın orada yer bulması, yahut da Türgev'in orada kendine alan bulması hiçbir istisnalık değil. Eğer devlet destekli olmasa, eğer oradaki emniyet ve valinin desteği olmasa bu tür kurumların orada yaşam şansı olmayacağını herkes bilir. Ama yaşanan gerçek şu ki bunlar bir bütün olarak devlet destekli, planlı ve programlı olarak Dersim'i kültürüyle, diliyle, inancıyla, itikatıyla, kimliğiyle yok etme çabasıdır. Ve kaçınılmaz olarak eğer biz direncimizi daha üst noktalara taşımayıp insani ve yaşamsal aidiyetimiz olan inancımızı, dilimizi, kültürümüzü, tarihimize sahip çıkmasak maalesef yok olmayla karşı karşıya olduğumuz gerçeğinde artık kabul etmemiz gerekiyor. Bugün iktidarı elinde tutanlar bir bütün olarak kimliksel, inançsal, fikirsel, tarihsel ve hafızamızı silmek, bitirmek istiyorlar. Şimdi bugün Türkiye'de bir mahkemenin kararı şöyle bir şey değildir. Yani mahkemelerin artık hükümetler yahut da hükümetin başındaki tek şahsın, tek kişinin iki dudağı arasında olduğunu bilmek lazım. Bu devletten bağımsız bir mahkemenin alacağı bir karar değildir. Bunu nereden biliyoruz? Diyelim ki işte Sivas katliamının faillerinden birisi Cumhurbaşkanı tarafından affediliyor. Ama küçük ortağı da diyor ki ya valla benim dava arkadaşım var, Aretin'i de affedeceksin, Çakıcı'yı. Onu da affediyorlar. Şimdi hukukun, adaletin zerresinin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu aslında bizim hafızamıza, bizim inancımıza, direncimize yeniden bir darbe vurarak, yeniden kararlar alarak bir korku, bir panik yaratıp bir vazgeçme durumuna getirmeye çalışıyorlar. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti döneminde de 37'lerde, 38'lerden önce 25'li yıllarda da bütün raporlarda, Ünül'ün de, diğerlerinde yazdığı raporların hepsinde Dersim olarak yazılır. Dersim olarak kayda geçmiştir. Bütün tarihsel olaylarda da ve söylemlerde, hatta gazetelerinde bütün bu neşriyatı yaparken Dersim ismini kullanmıştır. Şimdi bütün bunlardan vazgeçerek işte Dersim ismi yasalarımıza, işte hukukumuza, edep örfümüze aykırıdır söylemi zavallın son kertesidir artık. Bu kadar zavallı, bu kadar vicdandan, ahlaktan, adalet duygusuna uzak böyle bir söylemin tutulur bir yanı, kabul edilir bir yanı yok. Bunu bilmek gerekiyor. Şimdi elbette bunlar hepsi adım adım bir toplumu, bir kimliği, bir inancı yok etme çabasıdır. Yani küçük küçük şeyler olabilir. Belki biraz da gülünüp geçecek kadar zavallı bir yaklaşımdır ama unutmayalım ki bu nicelik olarak küçük olan şeyler biriktiği zaman bir bakıyorsunuz ki sonuçta size ait bir şey kalmamış. Sessiz kaldığınız sürece bu sizi yok etme çabasının birikerek artık bir kar topuna dönüşüp geride kalan her şeyi ezip geçeceğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi tek adam rejiminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz, bir çağda yaşıyoruz. Öyle bir demdeyiz ki eğer toplumsal örgütlüğümüzü, inançsal örgütlüğümüzü, kimliğimizi ve inancımızı en üst perdeden, en büyük gayretle dile getiremezsek geleceğimizi kaybetmişiz demektir. Yaşayacağımız sonuç bu. Onun için eğer dünyanın bir yerinde gözü kulağı kendi toprağındaysa, hala onunla ilgili bir ruhsal sevgisi, özlemi varsa, hala kendi din inancı kimliğiyle ilgili bir bağ olduğunu, kendisinden böyle bir aidiyeti hisseden kim varsa şunu yapmalı artık. Dünyanın neresindeyseniz ses çıkarmanız lazım. Uluslararası arenada da, anayasal ve yasal anlamda da, ama en önemlisi meşru olan hakkınızı en üst perdeden
İstemeniz, talep etmeniz, onun için bir örgütlüğe, bir çabanın içine girmeniz lazım. Size vermezler, yaratmanız lazım. Evinizde dilinizi konuşmuyorsanız, eğer kendi dilinizi şehirde, sokakta konuşmuyorsanız, eğer inancınızı evinizde yaşamıyorsanız, eğer inancınızı çocuklarınıza, gelecek kuşaklara aktarmıyorsanız zaten ölmüşsünüz demektir. Bitmişsiniz demektir. Zaten toplumları bitiren, tarih boyunca yok eden en büyük şey insanların, toplumların kendisinden vazgeçme halidir. Belki de önlemesi gereken en büyük felaket budur. Belki de bu konuda bir farkındalık yaratabilirsek, toplumumuz bireyleri hala vicdanı, ahlakı, çabası, emeği, kalbi bu inançtaysa, dokunduğu herkese bunu hatırlatmalı. Ve unutmadan bu çabanın, bu örgütlüğün olmazsa geleceğimiz olduğunu herkes bilmelidir. Yoksa gelecek diye bir şey yaratma imkanımız kalmamış demektir. Her dersimli olarak kendisini tanımlayan, söyleyen insan bu mahkemenin karşısında bir dava açmalıdır. Binlerce, on binlerce kişi başvuru yapmalıdır. Ben bu ismi istiyorum, bu isim benim kimliğimdir, benim varlığımdır, geçmişimdir, bunu silemezsiniz. Bu bir haktır, bu hakkımı istiyorum, bu mahkemenin kararına da itiraz ediyorum demesi lazım. Aynı zamanda eğer bütün yasal yollar tükeniyorsa da dönüp uluslararası mahkemelere taşıması lazım. Ama bütün bunların üstünde sokakta kendi dilini konuşarak, ben Dersimliyim diyerek, hayatın bütün yazışmalarında, sosyal medyada bir Dersimli olarak konuşuyorum, bir Dersimli olarak söylüyorum, bir Dersimli olarak bunu yazıyorum demek bile hakikati en üst perdeden söylemektir. Bu çaba gerçekten insanlara bir cesaret aşılayacaktır ve sizi de karşınızda yok etmenin gücü de dizginleme imkanı yaratacaktır ya da frenleme imkanı yaratacaktır. Yoksa yerimizde durarak sadece serzenişte bulup üzülerek, kızarak bir sonuç alma şansımız yoktur.